Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün Pamukova'dayız. Fatma Nine'nin yaşadığı yerdeyiz. Fatma Nine'yi biliyorsunuz, daha önce birçok videomuzda kendisinden bahsetmiştik. Kendisinin hayatına dair bazı yaşadığı ve yaşattığı kerametlerden bahsetmiştik. Şimdi o bölgedeyiz. Fatma Nine tam da arkamda bulunmuş olan yerde yaşamış. Arkamda zeytin ağaçları var bakın. Onun hemen arkasında küçük bir ev var. Orada yaşamış kendisi. Burada merkez Kur'an kursunu bulduk. Bir kerametinde merkez Kur'an kursu yöneticisinin evine gelip eşini, yani rahmetli beyefendiyi okumuş ve sonrasında o beyefendi iyileşmişti. Oraya geldik. İşte tam da arkamda bulunan zeytin ağaçlığının hemen arkasında bir iki tane ev var. Hangi ev olduğunu tam bilmiyorum. Kimse de soracak, kimse de yok açıkçası arkadaşlar. Sadece 200 metre ilerideki caminin cemaatine sordum. Yaşlı olanlar biliyor. Onlar da çok fazla bilmiyorlar o kadar. Ama en azından onları çok iyi tanıyan birini bulduk, bir amcayı. O da her sabah onlara süt götürülmüş, süt ikram edermiş. Onlarla bizzat ilgilenmiş yani. Birazcık onunla konuşma fırsatı buldum. O da burayı tarif etti. Hemen yukarıda, 200 metre yukarıda cami var ve Kur'an kursu var. 200 metre aşağıya doğru ilerleyin dedi. Hemen orada zeytin ağaçlarının olduğu yer, onun yaşadığı yerdi. Tabii şu an burası başkalarına satılmış. Fatma Nine'nin torunları, çocukları falan da yok. Olmadığı için, çocukları falan olmadığı için birilerine devretmişler. Çocukları falan olmadığı için burası satılmış, başkalarına devretmişler. O yüzden biz de geldik buraya kadar. En azından yaşadığı yeri, yaşadığı yerde bulunalım istedik. Hemen zeytin ağaçları var. Orası Fatma Nine'nin yaşadığı yermiş. Şöyle ben birazcık orayı çekmeye çalışacağım yaklaşarak arkadaşlar. Sizler de daha yakından görmüş olursunuz. Sonrasında Fatma Nine'nin kerametlerinden de bahsederiz yine. Öncelikle biraz şöyle o yaşadığı yeri, zeytin ağaçlarına doğru olan kısmı bir çekeyim. Sizler de daha yakından görün inşallah. Amcamızın tarif ettiği yer şu zeytin ağacı. Muhtemelen burada içeride küçük bir ev var. Eski. Ya orada yaşamıştır ya da şurada sarı bir bina var. Biraz büyükçe bir ev. Ya da orada yaşamıştır. Zaten başka da bir ev yok. İkisinden birinde yaşamıştır arkadaşlar. Soracaktım ama soracağımız kimse de yok. Şu an kimseyi göremiyorum sokaklarda. Ama amcamızın tarif ettiği yer burası. Rabbim gani gani rahmet eylesin Fatma ninemize. Evet, Pamukova'dayız. Pamukova'dan herkese selam olsun. Fatma ninenin ruhu için şöyle birer Fatiha okursanız sevinirim arkadaşlar. Tam da Fatma ninemizin olduğu yer burası. Evet, birilerini görürsek inşallah yine soracağız. Bakalım, belki bilenler bilirler. Bir ablamız geliyor ama o da bilmez diye düşünüyorum. Şöyle birazcık başka yeri çekelim. Şöyle. Bu bölge bu şekilde arkadaşlar. Buradan su akmakta şöyle. Evet, Dere Mahallesi, Dereboy Mahallesi adını bu dereden alıyor muhtemelen. Şöyle burada bir köprü var bakın. Bu köprü, hatta burada gelmek isteyenler şöyle yapabilirler. Burada Pamukova Belediyesi, belediye garajı var bakın, görüyorsunuz. Belediye garajının hemen yanında burası arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Evet, tekrardan
zeytinliği gösterelim. Şöyle zeytin ağaçlarının olan yeri. Fatma ninemizin yaşadığı yer tam da burasıymış. Amcamızın söylediğine göre. Ruhu için tekrardan bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Kâfi ehli iman ve ehli İslam ervahı için. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhu için. Bütün evliyaların ruhları için ve şu an huzurunda yaşadığı yerde bulunduğumuz Fatma ninemizin ruhu için El-Fatiha. Evet arkadaşlar, Fatma ninenin evi burasıymış, burada yaşamış. Burada bir ablaya sorduk, öyle söylediler. Ruhu için tekrar bir Fatiha okuyalım.